Merhaba değerli arkadaşlar. Memur Yapar Akademi Orta Öğretim Türkiye Genelliği 3. deneme sınavımıza hoş geldiniz. Evet, 3. deneme sınavımızı da yaptık. Umarım iyi geçmiştir sınavınız. Netleriniz iyidir inşallah. Artık son düzeye girdik malum. Bol bol soru çözün, bol bol deneme çözün. Arkadaşlar bu arada beni de takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalıma abone olun. Beğenin, altına yorum yapın. Soruların zorluk, kolaylık derecesiyle ilgili de yorum yapmanızı mutlaka istiyorum. Ayrıca Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Makarnacı Hoca ile Tarih Instagram adresimde. YouTube adresim Makarnacı Hoca. Soy ismim Makarnacı olduğu için Serkan Makarnacı. Şimdi arkadaşlar, orta öğretim 3. Türkiye Genel sınavımızı yaptık. Orta öğretim soruları biraz daha nispeten daha kolay oluyor tabii lisans ve ön lisansa göre ama ayırt edici sorular da mutlaka gelecektir. Ve tabii ki her zaman söylüyorum, İnkılap tarihine çok çok ağırlık vermeliyiz. Şimdi birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Evet, ilk Türk devletlerinin teşkilat yapısında devlet anlamında kullanılan terim. Arkadaşlar burada bir yapılanma vardı hatırlarsınız. Bunun bir sıralaması vardı. Oguş, Uruk, Boy, Budun, İl. Arkadaşlar devlet anlamında ilk Türk devletlerine yani İslamiyet öncesi Türk teşkilat yapısında neydi? İl. Devlet ildi arkadaşlar. Unutmuyoruz. Doğru cevabımız Denizli olacak. Oguş aile, Uruk sülale, sonra boy, sonra boylar birliği ya da millet dediğimiz Budun, il devletti. Unutmuyoruz. Doğru cevabımız Denizli. Bu İslamiyet'ten sonra arkadaşlar il, İslamiyet'ten sonra mülk, devlet ya da mülk olacak hatta. İslamiyet'ten sonra mülk kelimesi kullanılıyor devlet için. Evet, ikinci sorumuz. Özellikle Büyük Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezirlere ne ad verilir? Atabey, Hacip, Lala, Kadir Kudat, Subaşı. Burada Lala'ya gitmiş olabilirsiniz, sakın gitmeyin. Büyük Selçuklar diyorum bakın. Lala Osmanlı'daydı. Büyük Selçuk da kimdi? Atabey arkadaşlar. Atabey şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezirli Atabey. Yani şehzadelerin hocasına Atabey diyorduk. Ama Osmanlı'da da Lala diyeceğiz. Unutmayın, doğru cevabımız Adana olacak. Üçüncü soruya geçelim. Osmanlı tarihiyle ilgili bir soru. Arkadaşlar Ahmet Cevdet Paşa çok önemli, çok değerli bir devlet adamı, bürokrat ve tarihçidir. Fatma Aliye Hanım'ın da babasıdır. Medeni Kanun. Osmanlı'daki ilk medeni kanunu hazırlayan Ahmet Cevdet Paşa'dır. Arkadaşlar Osmanlı'da Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında hazırlanan medeni kanunun adı tabii ki Mecelle. Unutmayalım, Mecelle'yi sorarlar arkadaşlar. Türk medeni kanununa gitme sakın. Arkadaşlar Atatürk Mecelle'yi kaldıracak, Türk medeni kanunu getirecek. Çünkü Mecelle laik değil tabii ki. Din kuralları var. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Ama Atatürk'le ilgili bir soruda Türk medeni kanunu geldi. Hangisi İşte Osmanlı dönemindeki hangi medeni kanun kaldırıldı diye de sorabilirler. O zaman yine doğru cevabımız Mecelle olur. Mecelle kaldırılıp Türk medeni kanunu gelecek. 1926'da Atatürk döneminde doğru cevabımız Ceyhan. Ve İnkılap tarihi. Tabii ki 10 soru buradan gelecek. Çok önemli bizim için. 2. Abdülhamit'in İttihat ve Terakki Partisi tarafından tahtından indirilmesi hangi olaydan sonra meydana gelmiştir? Önemlidir 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi arkadaşlar. Burada doğru cevabımız bakın 31 Mart olayıdır. Doğru cevap Ceyhan. Hatırlayın, harekat ordusu geliyor Selanik'ten. İsyanı bastırıyordu. Meşrutiyete karşı çıkan bir isyan vardı. İkinci Meşrutiyete karşı çıkan bir isyandı. 30 Mart olayı 1909 yılında tabii ki olay oluyor. İkinci Meşrutiyet döneminde Meşrutiyete karşı rejime karşı çıkan bir isyandı. İttihat Terakki Abdülhamit'i de tahttan indirmişti. 31 Mart olayından sonra unutmayın, önemlidir. Doğru cevabımız Ceyhan dedik ve 5. soru. Arkadaşlar Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi antlaşmayla kaybetmiştir? Bizim Kuzey Afrika'daki son toprağımız neresi diye sorarsa Trablusgarp. Trablusgarp Savaşı'ndan sonra hatırlayın Mustafa Kemal gönüllü olarak gitmiştik. Gazeteci Şerif Bey olarak İtalya ile savaşmıştık. İtalya burası sömürgeleştirmek istiyordu. Ve Uşi Antlaşması'yla biz Kuzey Afrika'daki son toprağımızı kaybetmiştik hatırlayın. Doğru cevabımız Bursa. Kuzey Afrika'daki son toprağımızı sorarsa Trablusgarp. Bugünkü Libya. Hangi antlaşma? Uşi. Unutmayalım. 6. soru. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz? Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı bitti. Milli devletler kuruldu. İmparatorluklar parçalanıyor. Birçok
İşte Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya gibi birçok devlet kuruluyor. İmparatorluklar yıkıldı. Sömürgecilik mandemaya dönüştü. Değil mi? Bu da var. Sömürgecilik mandemaya dönüşmesi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yeni rejimlerle yönetilen devletlerin kurulması. Evet. Komünizm, faşizm, nazizm gibi yeni rejimler ortaya çıkacak. Hatta Türkiye Cumhuriyeti de bakın Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp saltanat kaldırılacak ve Türkiye Cumhuriyeti kurulacak. Artık milli devletler, yeni rejimlerle yönetilen devletler. Ama bakın burada ufak bir kelime oyunu var. Doğru cevabımız Ceyhan. Almanya'nın büyük bir güç haline gelmesi olmaz. Çünkü Almanya savaşı kaybetti. Büyük bir güç haline gelen kimdir diye sorarsan İngiltere. İngiltere arkadaşlar dünya politikasında çok etkili olduğu bir daha da büyük bir güç olarak, sömürgeci bir güç olarak ortaya çıkması İngiltere. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Amerika dünyanın süper gücü olarak ortaya çıkacak. Bu doğru cevabımız Ceyhan. Almanya yenildi zaten. Paramparça ettiler Almanya'yı. Evet, yedinci sorumuz Atatürk döneminde dış politika ile ilgili. Arkadaşlar 1937 yılında Sadabat Paktı imzalanıyor. İran'ın Sadabat Sarayı'nda ve amacımız burada Doğu sınırlarını güvenlik altına almaktı. İtalya ve Almanya yayılmacı politikası var. Özellikle İtalya'nın Habeşistan'a saldırması ve güneyden bize saldırabilirdi. Kimlerle burada ittifak yaptık? Bakın Doğu sınırımızı şöyle düşünürseniz. Kim var burada? Irak var. Şurada İran var. Evet, İran'ı da yanımıza aldık. Biraz daha İran'ın arkasında Afganistan var. Afganistan'ı da aldık. O zaman Irak, İran, Afganistan. Tabii ki Türkiye öncülüğünde zaten. Ama Suriye yok. Dikkat. Suriye yok arkadaşlar. Suriye şurada. Suriye neden yok? Çünkü Hatay meselesi var şurada. Hatay meselesi yüzünden bak 1937 yılında tam Atatürk'ün ölümünden bir yıl önce ilişkilerimiz gergindi. Hatay meselesi yüzünden Suriye bu ittifaka katılmamıştır. Dikkat edin, doğru cevap Adana. Evet, 8. sorumuz. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili bir soru. Hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir? Arkadaşlar çok ağır bir antlaşmaydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bizim imzaladığımız Ateşkes Antlaşması'ydı ve Osmanlı'nın fiilen yok eden, işgalleri hukuki zemin hazırlayan çok ağır bir antlaşmaydı hatırlarsanız. Bütün silah ve cephanemizi itilaf devletlerine teslim etmiştik. Ordularımız terhis edilmişti. Değil mi? Demir yolları, Toros tünelleri, bunlara da itilaf devletleri el koymuşlardı. Tabii ki buradaki amaçları bakın hep bizi savunmasız bırakmak, yardımlaşmamızı engellemek. Boğazlar da tüm savaş gemilerine açık olacak diye bir maddesi vardı. Ama Ege Adaları'nın silahsızlandırılması ile ilgili bir madde yok. Doğru cevap Denizli. Bu peki hangi antlaşmada var? Lozan'da var arkadaşlar. Ege Adaları ile ilgili bir şey yok ki Mondros'ta. Bu Lozan'da arkadaşlar o adaların silahsızlandırılması, 12 adanın silahsızlandırılması ile ilgili Lozan'daydı. Doğru cevabımız Denizli olacak. Dikkat edin. 9. sorumuz Milli Mücadele Dönemi Sivas Kongresi. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi ile ilgili bir soru. Neyi sormuşuz? Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerden hangisi? Milli Mücadele Hareketi'nin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır. Bakın ulusal irade. Ulusal iradeyi gördüğümüz yerde aklımıza ne gelecek? Halkın yönetime katılması, milli egemenlik, seçme seçilmeye gelecek. Bak anahtar kelimemiz seçilmiş temsilcilerin katılması. Doğru cevabımız Adana. Kongreye yurt genelinde seçilmiş temsilcilerin katılması. Sen manda himaye olmaz. Bu bağımsızlık. Direnç cemiyetlerinin birleştirilmesi. Evet, Sivas'ta birleşti. Manda himaye kesin olarak reddedildi. Temsil heyetinin oluşturulması Amasya yayısının oluşturuldu. Burada tüm Anadolu, pardon, temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde oluşturuldu. Sivas Kongresi'nde tüm Anadolu'yu temsil eder hale getirildi. Ali Fuat Cebesoy Batı cephesine atandı ama burada ulusal iradeye dayandırmak istendiğine dair bir kanıt yok. Fakat burada yurt genelinden seçilmiş temsilcilerin katılması Milli Mücadele Hareketi'nin ulusal iradeye dayandırmak istendiğinin en önemli kanıtıdır diyoruz. Ve doğru cevabımız Adana diyoruz. 10. soruya geçiyoruz. Arkadaşlar Türkiye İplet Meclisi Kuvvetler Birliği ilkesi çerçevesinde yargı yetkisini hangi kuruluş aracılığı ile kullanmıştır? Yargı, hukuk mahkemeleri, bağımsız mahkemeler, ağır ceza mahkemeleri, nizamiye mahkemeleri ve istiklal mahkemeleri. Arkadaşlar Kuvvetler Birliği yasama yürütme yargı yetkinin üzerine toplamıştı ve Türkiye İplet Meclisi'ne karşı isyan edenler Türkiye İplet Meclisi'nin içerisinden seçilen milletvekilleri tarafından yargılanmıştı ve bu milletvekilleri
İstiklal mahkemeleri, devrim mahkemeleri. İstiklal mahkemeleri aracılığıyla yargı etkisini kullanmıştır. Unutmayalım, doğru cevap Edirne. 10. sorumuz arkadaşlar. Cemiyetlerle ilgili bir soru. Yine çıkma ihtimali yüksektir. Milli varlığa yararlı cemiyetlerden değildir. Milli varlığa yararlı olmayacak. Demek ki ne olacak? Zararlı olacak. Yani bağımsızlık karşıtı olacak. Neden yararlı zararlı diye ayırıyoruz? Milli varlığa düşman ya da zararlı diyoruz. Çünkü bağımsızlığa karşı. Teali İslam arkadaşlar. İzmir Müdafaa Hukuk. Kilikyalılar. Milli Kongre Reddi İlan. Zararlı olan hangisiydi burada? Mesela bazen eleriz. Mesela İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti yararlıydı. İzmir'i kurtarmak için. Reddi İlan Cemiyeti yine İzmir'i kurtarmak için. Dikkat. Kilikyalılara dikkat. Bu da Adana ve çevresini Fransızlara karşı savunuyorlardı. Adana'da kurulan yararlı cemiyetimiz. Milli Kongre Cemiyeti daha çok ulusal bir cemiyetti. O da basın yayın yoluyla mücadele ediyordu. Ama Teali İslam olmaz. Dikkat. Teali İslam, Sulh ve Selameti Osmaniye, Hürriyet ve İtilaf. Bak bunlar hep zararlı. Türklerin kurduğu ama zararlı. Neden zararlı? Çünkü kuruluşun paşa ve halifeye bağlı kalarak olacağını savunuyorlardı. Tabii paşa ve halife de maalesef milli mücadele döneminde maalesef teslimiyetçi bir politika izlediği için doğru cevabımız Adana olacak. Evet, 12. soru arkadaşlar. Önemli, yine sınavlarda çıkma ihtimali yüksek. Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var. Siyasi başarılar, ekonomik başarılar ile taçlandırılmazsa sönmeye mahkumdur diyor. Burada ekonomik yöndeki girişimleri teşvik ediyor. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan çalışmalardan biri değildir? Yani aslında şunu soruyoruz. Ekonomiyle ilgili yapılan bir inkılap değildir. Doğru bir soru değil. Bak İzmir iktisat, iktisat ekonomi. Aşar vergisi bak, vergi. Teşviki sanayi. Bak bunları zaten kolay bir şekilde elersin. Bunlar hep ekonomiyle ilgili. Ha belki C ya da E arasında kalırsın ama bakın cevap çok net ve açık. Soyadı kanununun ekonomiyle hiçbir alakası yok. Doğru cevap Ceyhan. Toplumsal anlamda yapılan bir inkılap. Kabotaj kanunu neydi? Unutmayalım. Denizlerimizin millileştirilmesi. Denizlerimizdeki yolcu, yük ve nakliye hakkının, limanları işletme hakkının yabancılardan alınıp Türkleştiriliyordu. Kabotaj kanunu önemlidir. Doğrudan milliyetçilikle alakalıydı. Ama burada doğru cevabımız Ceyhan olacak. Ve son sorumuz arkadaşlar. Antlaşmalarla ilgili mutlaka soru gelir. Arkadaşlar zor bir soru değil ama çıkma ihtimali yüksektir. Kapitülasyonlar hangi antlaşma ile kaldırıldı? Ve ekonomide tam bağımsızlık sağlandı. Bakın kapitülasyonlar bizim için çok önemli. Bizim başımızın belasıydı. Daha Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik'e verdik. Kanuni döneminde Fransa'ya. Daha sonra İngiltere'ye, Hollanda'ya, Rusya'ya verdik. Ve bizi daha da dışa bağımlı hale getirdi. Yerli ekonomi gelişmesini engelledi. Özellikle sanayi devriminden sonra yerli ekonomi tamamen çöktü. Çünkü Avrupa ile rekabet edemez durumda kaldık ve bütün hep dışarıdan mallar geliyordu. Şimdi nerede kaldırdık? Mustafa Kemal'in taviz istemediği iki konudan birisiydi hatırlarsanız. Tabii ki Lozan. Lozan'da kapitülasyonlar kaldırıldı ve ekonomik bağımsızlığımızı tam anlamıyla kazandık. Unutmayın Lozan Barış Antlaşması'nı. Evet değerli arkadaşlar, böylece 13 tane sorumuzu da çözdük. Soruları dikkatli siz de analiz edin. Dediğim gibi beni de takip edin. Instagram adresimi bir daha söyleyeyim. Makarnacı Hoca ile Tarih. YouTube adresim Makarnacı Hoca. Buralarda hem YouTube'da hem Instagram adresinde sürekli sorular paylaşıyoruz. Bu üçüncüsüydü. Daha dördüncü ve beşinci denemelerimiz de gelecek yakında. Bol bol soru çözün size tavsiyem. Artık son düzeye girdiğimiz için bol bol soru çözmek lazım. Bol bol tekrar yapın. İnşallah Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Memur yapan akademiyi ve beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.